Herkese tekrardan selamlar millet. Geçen seferki, yani daha doğrusu ilk videomuzda ayarları olduğu gibi bıraktıydık. Hiçbir değişiklik yapmadık, direkt oyuna dalmak istedik. Şimdi burada bir her şeyi en yükseğe almak istiyorum. Sadece şu motion blur'u kapalı tutuyorum. Ama hadi bunu da %50'ye getirelim. Bir bakalım. Nasıl olacak? Bu ayarların hiçbirine dokunmuyoruz. İşte olduğu gibi bırakalım. Bunları da bırakalım. O zaman bir bakalım ne var ne yok. Şu bana bayağı eğlenceli geldiydi. Arkadaşlar oyun bu kadar. Ve şu anda aldığımız 80 FPS var. Ekran kartımız RTX 3080 işlemcide. Ryzen 9 3900. Holy fucking shitballs! Bunları ben şu anda sırf şeye bırakıyorum, yani beta'ya bırakıyorum. Hani açık beta olduğu için pek fazla umursamıyorum. Oyun tamamen çıktığında artık ne olur ne biter onu o zaman görürüz. Tamam, muazzam görünüyor. Gerçekten muazzam görünüyor. Adam öldürürken takılma vesaire olmuyor. Güzel. Take it, Sector Bravo. Let's get going. Only a few sectors remain unsecure. Yani FPS 60 ile 70 arasında gidip geliyor. Yukarıdan aşağı spawn olurken bir 57'lere iniyor.
güzel çektim, düzeltmedim. Ama bak, işaretlediğim zaman neyi işaretlediğini söylüyor. Acaba askerlerde de söylüyor mudur? Bunu denemek lazım. The Russians have sector Bravo. Grappling hook olayı gerçekten hoşuma gitti. Adam dibindeymiş. Şunu da merak ettim. Geçen sefer sniper'a herhangi bir eklenti takmamıştık. Eklentilerde x6, x4 vardı. x6 alanı susturdu. Ama tabii açık alanda saçma bir denemeydi. Bekleyin ya. Şurada bir şey denemeye çalışıyoruz. Strength is noticeably down. They have control of Sector Alpha. Öldük.
helikopteri kullanan arkadaş acaba neyin peşinde? Çalışıyorum. Get it! Ha, bu olayı da hiç sevmiyorum. Yani bir yerde böyle beklemeyi. Benlik değil yani. Kamp yapma. Şuna bir bakalım. Bu galiba DMR. Evet, 15 mermisi var. Bu sanırsam DMR olması lazım. Şimdi mesela FPS düşüşü, şimdi hani yağmur vesaire yağıyor, FPS düşüşü daha da belirgin oldu. Fena değil. O bir tane yeni bir asalt silahımız açılmış. M5A3. Hemen bir deneyelim. Ha yok, bu bizim modifiye ettiğimiz silah. Düz silahın düz halini de seçebiliyorsunuz, modifiye halini de seçebiliyorsunuz. Güzel. Bak, içeride biri sentry kurmuş.
Şu şeyi kapatabiliyor muyuz ya, şu motion blur'u? Şunu bir kapatmak istiyorum. About 90 meters from my position. Need a medic. Ah, biz de öldürdük adamı. Ve evet, daha deminki soru, hani oyunun daha başında helikopteri işaretleyip Q'la target dediğimiz zaman şeyden bahsediyor işte, nerede? Konum, yeri. Burada da aynı şekilde. Helikopter ne ya? Helikopter kontrolü birazcık zor. Al işte. Transport aircraft var, scout vehicle. Hiçbirini istemiyorum. Arkadaşımızda doğabiliyor muyuz? Yok. Açılmıyor. Sector Delta's gone to the Russians. Majority of sectors under our control.
şu yazılar sanki birazcık fazla büyük geliyor ekrana. Onları ama menüden küçültebiliyorsunuz. Sadece mesela dikkatimi çekti. Menüde crosshair'i falan düzeltebiliyorsunuz. Fakat o da mesela sağda bir resim çıksaydı iyiydi. Neden istediğimi göstereyim hemen. Mesela burada nerede? Neredeydi ya? Ha, display'de miydi? Yok. Evet. Mesela crosshair, yani kalınlığı, rengi falan. Ateş ettiğinizde düşmana da belli başlı bir renk çıkıyor ya, onun rengini tam onu değiştirebiliyorsun da. Ama mesela şu tarafta bir gösterseydi daha güzel olurdu sanki. En azından her seferinde oyundan hani değiştirip oyuna gireceksin, bakacaksın işine geliyor mu, gelmiyorsa çıkacaksın, tekrar yapacaksın. Onlar orada ne yapıyordu ya? Take it, don't miss. Şuraya bakar mısınız? They've captured sector alpha. Biz tabii direkt şu fırtınanın içine girmek istiyoruz. Abi çok iyi ya. Şuraya bakar mısın? Herkes fırtınanın içine atlamak istiyor. Ama şeyimiz yok ya. Adı nedir? Hani trailer'da da gördük ya, bu uçan kanatlar.
geçen kanatta tuzu. Çok iyi değil mi ama? Yani ufak tefek bir düzeltilmeler olmalı ama onun dışında gerçekten çok güzel ya. Ben bayağı keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır dostlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone bırakırsanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.